PKK terör örgütü ve İran destekli milislerin Irak'ın kuzeyindeki Dohuk'ta sivilleri vurarak Türk ordusunun üzerine atmaya çalıştığı propaganda Türkiye tarafından bozuldu. Dün Irak'ın kuzeyindeki Dohuk'ta tatil beldesine yapılan 8 sivilin öldüğü ve 23 kişinin yaralandığı saldırıyı daha ilk dakikalarda PKK terör örgütü ve İran destekli milislerin yaptığını kanalımızdan açıklamıştık. Türkiye ve Kahraman Türk Ordusu'nun asla sivilleri hedef almayacağını adımız gibi bildiğimiz için Türkiye'ye tuzak kurulduğunu, saldırıyı bölgede sıkışan PKK terör örgütünün yaptığını tahmin etmek çok da zor değil. Kanalımızda yaptığımız yayından kısa süre sonra Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik kaynakları saldırının Türkiye tarafından yapılmadığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Irak yönetimini olayı birlikte araştırma çağrısı yaptı açıklamada Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için işbirliği yapmaya davet ediyoruz denildi. Türk güvenlik kaynakları da saldırının teröristler tarafından düzenlendiğini bildirdi. Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parah köyü civarında patlama sonucunda ölen ve yaralananların olduğuna dair bazı bilgiler alındığını belirtti. Bununla birlikte terör örgütü PKK, KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğuk'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği yönünde haberlere rastlandığına dikkati çeken güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti. PKK, KCK terör örgütünün masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını vurgulayan kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade etti. İran güdümündeki Irak yönetimi ise Türkiye'ye karşı tehdit açıklamaları yapmaya devam ederken, Şi gruplarda Türk ordusunun üstlerine saldırılar başlattı. Şi Ashabı Kef grubu Duhon Bamörni bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Üssü'ne intihar dronu ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Şi Mehdi Mühendis İntikam Tugayı Musul'daki Türk Silahlı Kuvvetleri Üssü'nün top atışları ile hedef alındığını açıkladı. Bağdat'ın güneyindeki Kut ilinde bulunan Türk mezarlığındaki Türkiye bayrağı da indirildi. Iraklı Şi lider Kayıs Kazali de Türkiye'yi tehdit etti. Şi lider, bizzat kendim silah kaldıracağım. Buradan Türklere sesleniyorum, Irak'ı kolay lokma sanmayın. Amerikanların tecrübesini hatırlayın 150 bin kayıp verdiler Irak'ta ve biz onlarla ordu savaşı vermedik dedi. Irak Dışişleri Bakanlığı da açıklama yaparak üst düzey diplomatik yanıt verileceğini belirtti. Açıklamada Irak hükümeti, Zaho şehrinde bir turizm beldesini hedef alan bombardımanı en güçlü şekilde kınıyor. Irak hükümeti, bu tutumların Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu ve bu eylem sonucunda birçok şehit olan ve diğerleri de yaralanan sivillere yönelik açık bir tehdit oluşturduğunu yineler. Bu saldırı Irak'ın güvenliğine ve halkının istikrarına yönelik bir tehdittir. Uluslararası belge ve kanunları ihlal eden bu ihlalleri kategorik olarak reddettiğimizi vurgulayarak Başbakan Mustafa Kazım'ın ilgili partiyle ilgili ayrıntıları araştırmak için Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve bir dizi güvenlik liderinin başkanlığında bir soruşturma komitesi oluşturulmasına talimat verdiğini belirtiyoruz. BM Güvenlik Konseyi'ne başvurularak ve bu konuda alınması gereken diğer tüm tedbirler alınarak üst düzey diplomatik yanıt verilecektir denildi. Irak Bakanlar Kurulu da Türkiye'nin resmi olarak özür dilemesi gerektiğini savundu. Açıklamada Türkiye derhal Irak topraklarından bütün askerlerini çekmeli. Irak topraklarında herhangi bir terör örgütünün varlık göstermesini reddediyor denildi. Irak Bakanlar Kurulu Türk büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına davet edilip kınama notu verilmesini kararlaştırdı. Ayrıca Irak büyükelçisinin Bağdat'a geri çağrılması kararı verildi. Kuzey Irak yönetimi ile ortak önlemler alınması kararlaştırıldı. Irak Kültür Bakanlığı da Irak vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulundu. Açıklamada, hem güvenliğiniz hem de şehitlerin kanı ile dayanışma için turistik amaçla Türkiye'ye gitmeyin denildi. Diğer yandan Suriye'de muhalif gruplar, Rus ordusunun konuşlu bulunduğu Hımeym'im hava üssüne saldırı düzenledi. Rusya'nın Suriye'deki askeri birliğinin temsilcisi, Hımeymim Üssü'ndeki hava savunma sistemlerinin İdlib bölgesi yönünden gelen iki el yapımı insansız hava aracını imha ettiğini belirtti. İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki muhalif grupların el yapımı insansız hava araçlarıyla Hımeymim Üssü'ne saldırı girişiminde bulunduğunu kaydeden Rus yetkili, 20 Temmuz 2022 tarihinde hava savunma araçları, Kuzeydoğu yönünden Hımeymim'deki Rus Üssü'ne yaklaşan insansız hava araçları tespit etti. Rus hava savunma sistemlerinin açtığı ateşle, muhalif gruplara ait iki insansız hava aracı, üsse 2 kilometre mesafede yok edildi diye açıkladı. Olayda ölü veya yaralıların olmadığını kaydeden yetkili, Rus Hmeymim üssünün normal faaliyetine devam ettiğini belirtti. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Or General Mark Milley, Rusya-Ukrayna savaşının şu anda ağır yıpratma savaşına dönüştüğünü, zaman içinde taraflardan birinin ilerleme kaydetmemesi durumunda iki tarafın da bu savaştan çıkış için alternatif arayacağını söyledi. Amerikalı komutan, Rusya'nın Donbas bölgesinde az bir ilerleme ve az bir taktiksel başarı elde ettiğini ancak operasyonel ve stratejik ana hedeflerini gerçekleştirmekte başarısız olduğunu dile getirdi. Ukrayna'nın savaşmaya devam ettiğini belirten Mili, kolektif olarak ne güçlünün zayıfa karşı koymasına izin verebiliriz ne de güçlü olanın haklı olduğu fikrine hoşgörü gösterebiliriz dedi. Savaşla ilgili genel bir değerlendirmede bulunan Orgeneral Mili, savaşın halen idame ve uzun menzilli ateş gücü ile yürütülen bir yıpratma savaşı olarak devam ettiğini ifade etti. Mili, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki sınırlı kazanımlarını korumak için ağır bombardımana devam etmesini beklediklerini kaydederek, bu taktiksel kazanımların Ruslara asker ve ekipman kaybı bakımından ağır maliyeti var diye konuştu. Rusya'nın 16 Nisan'dan bu yana askeri gücünü Donbas bölgesine yoğunlaştırıldığını anlatan Mili, Ukraynalılar Rusya'ya karşı oldukça etkili savaştı. Dolayısıyla 90 gündür Rusların kaydettiği ilerleme 6 ila 10 mil civarında. Bu çok büyük bir ilerleme değil. Çatışmalar oldukça yoğun. Çok fazla şiddet var. 24 saatlik sürece on binlerce topçu atışı yapılıyor. İki tarafta da çok kayıplar var. Köylerde çok ağır yıkımlar var dedi. Rusya'nın ilerlememesi durumunda Ukrayna'ya karşı nükleer silah kullanımı gibi savaşı tırmandıracak bir hamle beklenip beklenmediğine ilişkin soru üzerine Mili, bu konularda yorum yapmayacağını, Rusya'nın savaşı tırmandıracak, Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu etkileyecek adımları yakından izlediklerini belirtti.